28 Temmuz 2021 Çarşamba günü akşam yarışlarında, yabancı yarışlarda Saratoga dedisi, tekrar Saratoga serisi başladı. Böyle gümbür gümbür bu hafta bakalım neler olacak. Saratoga ile ilgili birinci koşudan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Orada yani Amerika'da ikinci koşu olmuş oluyor. Ama bizde birinci koşu oluyor. Saat 20.38'de. Satış koşusuyla başlıyoruz. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre. Kum piste çıkacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi bazı yeni arkadaşlar üye oluyorlar ve onlar diyorlar ki işte Tekin gelmiyor, onun gelmiyor, bu olmuyor, şu olmuyor, çok at falan filan diye. Arkadaşlar yabancı yarışlar çok kolay bir şey değil. Ki kaldı ki biz ekip olarak bunları takip ediyoruz. Ve en doğru seçimleri yapmaya çalışıyoruz. Genelde de teklerimiz de geliyor. Bazen gelmiyor tabi. Sonuçta burada birçok arkadaşımız kendi atlarını da ilave ederek yarışlarda en azından 600 liralık, 500 liralık, 400 liralık yani bu tip kuponları kazanmayı başarıyorlar arkadaşlar. Yani yabancı yarışlarla ilgili eleştiri yapma hakkına herkes sahip ama eleştiri yaparken de hani biraz da karşınızdaki insanların yaptığı bir emek var ve 24 saat evvelden yapıyorlar. Yani siz oturuyorsunuz AGF oranlarının çayınızı içerken bakıyorsunuz. Ha bu AGF 1, 2, 3 diyorsunuz. Rahat rahat bir fikir ediniyorsunuz. Ha bu %4, %3 diyorsunuz. Ama biz bunu 24 saat evvelden yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve burada 24 saat evvelden şu anda Türkiye'de yabancı yarışları 1 yıldır yapıp %80 başarı ortalamasıyla götüren tek ekip de biziz. Yani tabii bunu bilmeden hemen orada yok senin onu Tekin gelmiyor da yok orada burada da. Yani bunu söylemek tabii kolay. Nasılsa dilin kemiği yok ki. Söyle gitsin. Bir de tabii çekemeyen de bir grup var böyle. O zaten onlar klasik yani. Evet. Arkadaşlar zamanınızdan almayayım. Burada iyi niyetli, kaliteli, gayet hoş arkadaşlarımız var. Bizimle beraber yürüyen. Ve bizi takip edip bu zaman zaman da para kazanan arkadaşlarımız var. Onların hakkını yemeden hemen birinci koşudan başlayalım. Satış koşusu şartlı. 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Şimdi burada şu safkan arkadaşlar. 2 numaralı bir safkan var burada. Yodel, E.E. Hu diye nasıl bir isimse bu böyle. Şimdi Louis Sayes buna biniyor ama bu bir kere bir birincilik yaptı. Ondan sonra bu safkan böyle garip bir hallere girdi. Bugün burada yine uygun bir grupta koşuyor. Artı 2'nin yanında biz bir Fox Red Eric Cancel'la yine burası için uygun bir grup buldu ve 6 numaralı Clench diyoruz Joel Rosario'yla. O da yapmış olduğu bu tabelaları bu grupta belki 1 olarak tamamlayabilir bugün. Yani burayı biz 6-1-2 olarak 3 tane safkanla geçebilirsiniz. 6-1-2 burada. Ya da 2-1-6 yani buradaki sıralama çok önemli değil. Bu 3 tane safkandan bir tanesi ilk 2'ye girecek diye düşünüyoruz. Evet, ikinci koşudayız şimdi ki bu 6'lı gayende başlangıç ayağı. New York Stallion Series Stakes diye geçiyor. Birinci 94.500 dolar ikramiye var. Toplam 150 bin dolarlık ikramiye verilen koşu bu. Günün en fazla ikramiyesinin dağıtılacağı koşu yani. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Burada 9 atın 4'üne yer verdik. İlk atımız 6 numaralı Step Dancer Dylan Davis'le. Evet, ikinci atımız 5 numaralı Market Alert Jose Lescano'yla. 8 numaralı Barraş Irad Ortiz'le. Ve 4 numaralı Okala Dream diyoruz. Yani 2 defa kazanmış ama 3. kazanır mı? Tabii ki eğer uygun grupta bulursa 3. de kazanır, 4. de kazanır. Burada dileyenler bunu yok, üçüncü gelmez diyorsa Joel Rosario'nun Iscrevi'yi de kullanabilirler. Veya 3 numaralı Teles of Saratoga'yı da burada ilave edebilirler. Yani tamamıyla AGF oranlarına kalmış. 6-5-8'i mutlaka yazalım ama 4, üçüncü kez gelmez diyen arkadaşlar için 1 ve 2 gösteriyoruz. Evet, üçüncü koşu, altılı gayenin ikinci ayağı burada 21.49'da. Maiden bir koşu. Dişsiz Afganların Maiden mücadelesi. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre. Kum piste çıkacaklar. Evet, toplam 45 bin dolar gibi bir cüzi miktar ikramiyenin dağıtıldı. Günün en az ikramiye dağıtılan koşusu bu Maiden
koşusu. İlk atımız burada 6 numaralı kasar. Irat Ortiz'le. Eğer Irat Ortiz'i kasmazsa bu kasar gelir. 6 numara. 7 numara East Wing Eric Cancel'la. Ve 4 numaralı Sweet Larissa. Evet, tatlı Larissa. Dylan Davis'le arkadaşlar. Burası 6-7-4 diyoruz. Tabii ki dikkat etmemiz lazım gereken bir safkana 9 numara. Onda baz almamız lazım. Burası 6-7-4 ve plus yani artı 9 numara Air Cavalier arkadaşlar. 4. koşuya geçtik. Şimdi 6'lı yani 3. ayağındayız. Maiden koşu 2 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. 85 bin dolar ikramiye dağıtılacak burada. 14 tane safkan var. Bu 14 tane safkan içerisinde de biz 4 tane safkana yer verdik arkadaşlar. Yani süzdük yani iyice. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi çift yazılan bazı jokeyler var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Mesela Benjamin Hernandez burada çift yazılmış. Biz onu hiçbir şekilde almadık listemize ama dikkat diyoruz arkadaşlar. Yine burada başka çift yazılan bakıyorum görmüyorum ama çift yazılan jokeyleri değerlendirmenize yarar var daima. Evet 8 numaralı Regal Empire diyoruz. Tyler Gaffarone ile ilk atımız Regal Empire. İkinci atımız 3 numaralı Timbuktu Louis Saez ile. Üçüncü atımız 2 numaralı Toga Dancer. Burada Ricardo Santana Jr. ile ve son olarak da 13 numaralı Beyond Boy in the Back Eric Cancel'la arkadaşlar. 4 tane safkan buraya yeterli. Evet burayı 8-3-2-13 şeklinde geçiyoruz. Burada Manuel Franco'nun bindiği Love Courage. Bunların itmanları da o kadar iyi değil Love Courage'ın. Ve burada bir tane de Spettor'a denen bir safkan var arkadaşlar. Daha belli değil kiminci. Şimdi geçen gün Irat Ortiz böyle bir ata binerek kazandı. Böyle adı belli değildi yine. Ama ona Irat Ortiz bindi bir anda. Ve geldi. Hatta çok çıkan bir at var. Zannedersem 12 numara mıydı neydi? Tam hatırlayamıyorum. Geçen hafta böyle bir şey başımıza geldi. Son gün, pazar günü. Dikkat arkadaşlar. Bunlar böyle oynuyorlar. Yani bu jockey belli olmayan safkanların üzerine böyle binerse bir anda bir Irat, bir Jose falan ya da Luis Saez. Bunu asla affetmemek lazım. Mutlak düzeyde o atta bir ışık gördüğü için biniyordur ve getirebilir. 8-3-2-13 dedik ve dediğim gibi bu sürücüsü belli olmayan safkanı takibi alalım 14 numarayı. Dikkat diyoruz buna da. Aynı zamanda 1 numarada Manuel Franco ile de bir performans gösterebilir. Dikkat. Sonuçta 72 puanla en yüksek handikap puanı olan safkan. Evet arkadaşlar 5. koşudayız şimdi. Zor. Tabii bu yabancı koşular böyle Amerika falan çok zor. Şimdi biz bunun çalışmasını da görüyoruz ama bazen çalışmalarını bilhassa daha belki çalışmalara da bakıyoruz. Güzel çalışma bir anda son günlerde bozuyor. O bozma aslında tamamıyla yarışa gidecek demektir. Evet burada 5. koşudayız şimdi. Arkadaşlar 5. koşu maiden bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kum piste çıkacaklar. 100 bin dolar toplamda ikramiye dağıtılacak. Evet burada net bir banko var. Kolay kolay geçirmeyecek bir banko. Bakalım göreceğiz ve bir tane de ona rakibi var. 6 numara Cody Swish koşarsa net bir banko arkadaşlar. Günün bankosu. Godolphin'in, William Mott zaten hepsi bir araya gelmiş. Burada bunun rakibi de daha bir alt grup olan bu Joe Terranova ve Louis Saez'in bindiği I Am The Love zorlayacak tek rakip burada. Belki böyle Jose Ortiz ve Irat Ortiz'den de ikincilik için konuşuyorum ben. Bir mücadele gelebilir. Evet. Cody Swish günün bankosu. 6. koşudayız Saratoga'da. Baktığımız zaman burada opsiyonlu satış koşusu dişi şartlı. 3 yukarı İngilizler 1700 çin başlık var. 110 bin dolar toplam ikramiye dağıtılacak ve biz 3 tane safkana yer verdik burada. 7 numaralı Sweet Melania. Sweet Melania. Evet. Louis Saez de muhtemelen bu kazanacak arkadaşlar. 6 numaralı Tamaher Irat Ortiz'le ve 5 numaralı Passing Out Jose Ortiz'le. Arkadaşlar zorlayacaktır Jose Ortiz'in bindiği. Hatta çok iyi. Dikkat diyoruz buna ve burayı tabii ki 7-6-5 olarak geçiyoruz.
Burada bizim Mert Kantarmacılığının atı var ama üzerindeki jokey Allah'lık yani David Quine 20-30 koşuda bir yarış kazanan hatta daha bile fazla bir jokey. Bakalım Foxtail aslında iyi bir safkan. İki tane arka arka binicik yapmış bir safkan ama bu grup biraz sert gelebilir bir numaraya. Mertkan Kantarmacıların antrenör ettiği. Fakat helal olsun yani böyle büyük bir antrenör grubu içerisinde Mertkan Kantarmacıların grubunu da görmek, ismini görmek gayet gurur verici. Evet 7-6-5 dedik buraya. Son ayaktayız Saratoga'da. Tam 15 tane safkan koşuyor arkadaşlar. 0-0-5 şartlı ve 3 yukarı İngilizler 1100 metre çimpiste çıkacaklar. Bu 15 tane safkan içerisinde bir tane safkandan bahsedeceğiz. Onu da günün ikinci bankosu olarak size öneriyoruz. 13 numaralı Tuggle. Irad Ortiz bu ata bindiği takdirde banko arkadaşlar. Bunun tek bir rakibi var o da 6 numaralı Gypsy King. Joel Rosario ile. Bizim görüşümüz bu yönde tabii ki. Ha burada tabii 1 numaranın ve 3 numara eğer tabii ki Irad Ortiz bakın Irad Ortiz 3 numaraya binerse onu tek atmıyoruz o zaman yalnız işte sıkıntı orada onun yanına Jose Ortiz'i de Joel Rosario'yu da özür dilerim yazıyoruz yani şöyle oluyor 13 banko eğer koşmazsa yani Irad Ortiz buna binmezse tabii ki koşmayacak demektir o zaman buna binecektir o zaman 3 ile beraber Joel Rosario'yu ve hatta hani Jose Ortiz'i de yazılabilir tabii. Bir de Luis Suarez'in bu altını da ilave etmenize yarar var arkadaşlar 10 numarayı. Evet normalde 13 banko ama değiştiriyorlar arkadaşlar. Amerika böyle son bir saatte update etmek şart. Hani biz de gündüzleyin çok fazla yerimizde olamıyoruz bazı saatlerde. Ona göre de tabii ki ilerleyen zamanlarda böyle bir sekreter işlem olup web sitesi üzerinden onu ayarlamaya çalışacağız. Evet, burada şu anda Saratoga ile ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle tüm yabancı yarışları oynayan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şans arkadaşlar.